Kadınlar Festivali'nin 5.sini düzenlediniz. Ne düşünüyorsunuz? Evet, Girişimci Kadınlar ve LMA Festivalimizin 5.sini düzenliyoruz. Startını verdik, başlangıcını verdik. Bizler kadınlar, özellikle kadınlarımız üretsin, hayatın içinde olsun, mutlu olsun, kendilerine güvenleri olsun istiyoruz. Çünkü bizleri yetiştiren, çocukları yetiştiren de kadınlar. Şu dönemlerde biraz ekonomik sıkıntılardan dolayı mutsuzuz, zor günler geçiriyoruz. Alım gücünün olmadığı, ekonomik şartların çok ağırlaştığı günler geçiriyoruz. Bu anlamda kadınlarımızın evde ürettiği o ürünleri ya da girişimci kadınlarımızın ürünlerini buralarda sergileme fırsatı buluyoruz. Çünkü o kadar güzel şeyler üretiyorlar ki onların evde, kıyıda, köşede kalması içimize sinmiyor. Buraya geliyorlar, emeklerinin karşılığını görmek onları da çok mutlu ediyor. Beşinci artık geleneksel hale geldi. Hani derler ya, bir şeyi 3 defadan fazla yapıyorsanız gelenekseldir. Bizim için artık bu festival geleneksel hale geldi. Buradaki kadınlarımızla birlikte bir aile olduk. Onların desteği de çok güzel. Biz ne olursa olsun bir kadının evden çıkıp buraya gelmesi, burada yer alması, yan komşusuyla konuşması, buradaki etkinliklerimize katılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında biraz da bu işler, bu etkinlikler hepimize bir psikolojik anlamda da destek oluyor. Bir kadın başkan olarak her zaman kadınların yanında olduğumu ifade etmek istiyorum. Güzel, herkesi davet ediyorum. Merkez Efendi, Denizli hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bu akşam kadınlar matinemiz var. Yarın öğlen 2'de herkesin çok sevdiği Ritmin Melekleri var. Pazar günü yine farklı etkinliklerimiz var. 3 gün boyunca dolu dolu bir festivalimiz geçecek. Sizlerin aracılığıyla bütün Denizli hemşehrilerimizi Merkez Efendi Kültür Merkezimize Cuma, Cumartesi, Pazar davet ediyorum. Teşekkür ederim. Peki Nilgün Belgün biliyorsunuz Denizli'de hastaneye kaldırıldı. Domuz gribi teşhisi konmuş sanırım. Buraya gelecekti. Etkinlikte bir iptal mi söz konusu yoksa ne olacak? Durumuyla ilgili bir bilginiz var mı? Hanımla görüştük. Eğer pazar günü bir sıkıntısı, bir tehlikesi yoksa hem kendi için hem bizler için bir sıkıntısı yoksa katılacak. Doktorlar karar verecek ona. Tabii mevsim şartları kış, ağır virüs, viral durumlar halen daha yoğun. Hastalık kendisine de geçmiş olsun diliyorum. Onu burada görmek istiyoruz ama her şeyden önce tabii ki de sağlık. Durumuyla ilgili bir bilginiz var mı? Olduğunu, İstanbul'a gitti. Kendi doktorunun tedavisi altında iyi olduğunu biliyorum. İnşallah sağlığına, önceliği sağlığına kavuşması temennimiz. Burada misafir etmek isteriz. Bakalım artık o cumartesi günü akşam saatlerinde belli olacak galiba. Son olarak kadınlara yine pozitif ayrımcılık yapmak adına belki de başka projeleriniz var mı? Evet, çok biliyorsunuz. Sadece buraya değil, çiftçi kadınlarımıza, üreten kadınlarımıza küçükbaş hayvan desteğimiz, yem desteğimiz, gübre desteğimiz var. 15 mahallede açtığımız kadın çocuk yaşam merkezlerimizde inanın ki okuma yazma kurslarından tutun da farklı farklı dallarda birçok kursumuzu kadınlarımıza veriyoruz. Her zaman onların yanındayız. Sosyal yardımlarımızda öncelik kadınlarımızın olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi özellikle evde çalışamayan, farklı sebeplerden çalışamayan, evde olan kadınların şu ekonomik krizdeki durumunun daha sıkıntılı olduğunu görüyorum. İşte buralarda herkes çıksın, herkes komşu, eşin, dostunu alsın buraya gelsin. Önemli olan burada bir arada olmak. Yeni de bir yıla geliyoruz aslında. Yeni yılda da ümitlerin yeşerdiği, adaletin, demokrasinin olduğu, aydınlık günlerin olduğu bir yıl diliyoruz. İşte bu aydınlanmanın da kadınlarla olacağını inanıyorum.